Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2021 mobilde top açılımı ve ardından bulduğum oyuncuların gameplay videosu gelecek. Çok fazla zaman kaybetmeden ilk top açılımı yapacağım. Buradan erkeğini istemiyorum. Davison Sanchez olur. Tanguy Ndombele olur. Sissoko olur. Bu üçlüden birini istiyorum. Derken 10 numara herhalde o. İlk topumuz Harry Kane geldi aynen. İlk toptan. Ya elimde o olmasa isterdim de olduğu için istemiyorum. İkinci topumuzu açalım hemen. Sissoko, Sanchez, Ndombele. Derken siyahi bir oyuncu. 28 numaralısıysa Tanguy Ndombele. İstediğim oyunculardan biri geldi. Hatta yani bu çıktıktan sonra açmaya da bilirim. Michael'a paramız da yok zaten. Yeteri kadar. Manchester City. Buradan De Bruyne, Sterling, Rodri, Ferran Torres gibi isimleri istiyorum. Eğer De Bruyne çıkarsa bunu da açmayı bırakırım. mi 77 mi yazıyor. 17 De Bruyne geldi. İstediğimiz 3 toptan ikisi istediğimiz oyuncular denk geldi. Vallahi şaşırtıyor konum bir sıra. Kevin De Bruyne. Hemen maxlayalım bunları. Ardından özelliklerini gösterir. Gameplay videomuza geçeriz. Zaten birçoğunuz özelliklerinin ne derecede, nasıl iyi olduğunu biliyordur. 16 saniye bastık. Yani Ndombele çok yönlü bir oyuncu olduğu için o kadar çok istiyorum. Yani normalde onun mevkisinde Iniesta gibi oyuncular da var. Hem ofansif anlamda hem defansif anlamda gitgeli daha iyi yapan birisi bu. O bakımdan ilk 11 oyuncum olacak potansiyelde. Yetmedi. Biraz daha basalım antrenör. Elimizde yeteri kadar var zaten. Hatta fazla fazla var. 12 tane. Bakalım maksayacak mı? Yine maksamadı. 27'de kaldık. Artık maksayalım ya. Oraya basmıyor. Basmıyor böyle. 14, 16, 17. Yok 16 iyi ya. 16 tane kalsın. Baksadı 95 genel dereceye ulaştı. Bebek oyuncusu. De Bruyne'i de maxlayalım hemen. Böyle bir 20 tane basalım. Bir ihtimalle maxlayacak. 97 genel dereceye ulaşıyor diye hatırlıyorum De Bruyne'ü. De Bruyne de pas yönünden çok sağlam bir oyuncu. Yani ağır ama şutları, pasları, o yavaşlığını, hızını kapatıyor aslında. Etmedi. 20 tane. Böyle bir tane daha bastık bak. Maxladı, 97 genel derece ulaştı. Şuradan genel kutumuzu alalım. Bir antrenörleri yenileyelim. 65 tane aldık. Kane'i de buradan maxlayalım. Elimizde max hali var. Olmadığı ilerleyen zamanlarda bir ikisini karşılaştırır. İkisinden birini seçer. Ona göre yine bir maç daha atarız. İki. Ya 20 ideal ya. 20 bir basalım. Gerçi maxlanmayabilir. De Bruyne'de 17 seviye olmasına rağmen 20 tanesi maxlamadı. 16'da bıraktı. Bunda ne derece olur? Geçti. 19 oldu. Gayet iyi.
4 tane değil. Maksatsın artık yani bir zahmet. 96 genel derecede. Gördüğünüz üzere zaten geçtiğimiz zamanlarda da iki tane aynı karttan vermişti. 98 ofansif farkındalık göze çarpıyor. 99 bitiriciliği var. Çok iyi ya. Yani nereden vurursam vur atar bu adam. 92 şut gücü, 90 fiziksel teması, sıçraması da iyi. Hava hakimiyeti de yerinde yani. Dayanıklılık da 93, yani 90 dakikayı tamamlar. Kafa uzun mesafe sesi gibi özellikleri var. Tek pası da var. Fırsatçı golcü zaten. Şimdi hemen kısaca bir özelliklerine bakalım. 98 ofansif farkındalık. Sanki top sürme yetileri daha iyi gibi gözüktü bana. Şut gücü bunun daha iyi. 95. Yani dayanıklılık da aynı. Ama bu sanki daha iyi gibi geldi bana. Hemen buradan Endombele'ye bakalım. Endombele dediğim gibi çok iyi bir göbek oyuncusu. Çift yönlü oynuyor yani. İki yönü de iyi başarabilen birisi. Pasları zaten iyi. Top sürme yetisi de sağlam. Kafası 72 ama sıçraması o açıyı kapatıyor gibi hissediyorum yani. 80 sıçraması var yani. Hava hakimiyeti de kötü bir oyuncu değil. Bir göbek oyuncusuna göre. Defansif farkındalık var, top kazanma var. Makas çalımı, çift dokunuş gibi özellikleri de var. Yani birçok beceri hareketini yapıyor. Tek pas ara pası vermesi de var. Çılgın koştu zaten tam orta saha. Ve Kevin De Bruyne. Ofansif orta sahada en çok kullanabileceğim oyuncu yapısına sahip bir. Bruyne sıkı top tutması, alçaktan pas, yüksekten pas 10 numara zaten. Paslar 99'da, bitiricilik 86, duran top 87. Bu biraz daha yüksek olabilirdi aslında yani. En azından bir 91 civarı. Falso 95. Hızlanma zayıf zaten, yavaş. Ama şut gücü yerinde. Yani bununla önüne top atmayacaksın. Bununla sen top atacaksın başkasının önüne. Bu çünkü koşmaz. Dayanıklılık da 92, yani idare eder. İş görür ofansif orta sahada. Fiziksel durumu 8'miş. Zayıf ayak yeteneği, kullanım da çok iyi. Tek pas ara pası verme, dengeli pas yerine orta dış pelesesi, sesi hafif yüksekten pas. Çok iyi özellikleri sahipler. Hemen gameplay videomuza geçelim. Evet, kadroya bakıyoruz. İlk başta kendi kadromuza bakacağız. Iniesta yükselişte gelmiş. Onu muhakkak oynatmak gerekiyor. Beckenbauer. Aslında Endombele'yi çıkartırdım ama yine konseptin dışına çıkmayalım. O yüzden Endombele'yi oynatacağım. Hemen rakip kadroya bakalım. Hemen sonrasında maça geçeceğiz. Fena bir kadrosu yok. Tehlikeli oyuncuları var. Engellememiz gerekiyor oyuncuları. Maç içerisinde nasıl bir akrasyon vereceğiz? Merakla bekliyorum. Torres'in başlama vuruşuyla maç başlıyor. Lenyet. Şimdi Messi. Messi'den çok güzel bir top. Lewandowski atamadı. Lewandowski. Robert Lewandowski.
pozisyonda ceketimi koysam gol olurdu. Atamadı. Garip. Oblak. Neden kullanır ki? Kale boş. Ya abi işte ben. Kaleci hala kalesinde değil ama topu da almış da değiliz. Lampard! Şarı. Oblak. Beckenbauer. Arnold. Arnold'dan De Bruyne. De Bruyne'den tek pas geçmedi. Lionel Messi. Offside. Arnold. Robertson. Ndombele. Andres Iniesta. Kaku. Harry Kane. Harry Kane vurdu. Kaleci son anda. Carlos topu uzaklaştırma niyetini. Iniesta ile hava mücadeleleri. Alamadık ki almasını da beklemezdim. Beckham yetişemedi o topa. Ashraf Hakimi. Frank Lampard. Patrick Vieira. Vieira Leva. Lewandowski. Çok fazla boş bırakıyordu diye ama. Bakalım bir çare bulacağız. Direkt geçtim. Yediremedim golü. Lukaku, Iniesta. Tekrar Lukaku, Robertson. Reis. Messi, Iniesta, Messi. Beckenbauer. Ndombele. Ndombele gidiyor, Ndombele. En uçta Iniesta'yı gördü. Iniesta'dan klas bir hareket. Ah be. Biraz erken yaptık. Lewandowski gene kaçıyor. Ya saçmalama ya. Abi. Kafayı yemek üzereydim. Bu nasıl bir saçmalık? Yani resmen al dağıt dediler. Neyse ya. Moral bozmaya gerek yok. Nice maçlar döndü. Neden olmasın? Bunlar da dönebilir. Ndombele şut. Kornere bile çıkmadı o top. Şimdi De Bruyne. De Bruyne. Geri 2-0. Geride kapatacağız büyük bir ihtimalle. Yara. Halen daha kaçıyor. Halen daha tutmaya çalışıyorlar. Çok büyük üstünlük sağladı aslında rakip. Bakalım ikinci yarı nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Lukaku, Iniesta, De Bruyne. De Bruyne'den güzel bir top ama. Evet Beckham. De Bruyne tekrardan. Romelu Lukaku. Abi az da bastım ya. Niye böyle oldu?
Oblak. Korner olmadı ya. Güzel paslaşmalar. Lukaku. Lukaku. Romelu Lukaku. Kane'le orada çok güzel anlaştılar. Çok güzel paslarla geldiler. Yol. Delik. Iniesta. Uzun düşüneceğim bu sefer. Adamın sağ beki savunma yapıyor. Bizim stoperler bomboş kokuyor. Arnold. Güzel ortaları var. Arnold. Arnold. Alexander Arnold. Her şeyini çok güzel gördü. Arnold aldı at dedi. Aldı at dedi adeta. Bir kere daha izlenir bu. Comeback mi geliyor acaba? Vieira. Lenyet. Arşaf Hakimi. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Bak şimdi. Yani Messi'ye de hava topu vermezsin ya. Korner mi? Oblak kullanıyor. Eğer bu topu alırsam... Rakip top çeviriyor adeta. Alttan radardan baktım. Çok fazla kaleye yaklaştığı için çok bastım. Sonuç alamadık ama. Oblak. Şimdi Iniesta. Çok güzel gördü. Lukaku gidiyor. Lukaku. Ne oldu orada ya? Ya pas verseydim keşke ya. Pas verseydim atardım. Ben de onu atacaktım zaten. Aşraf Hakimi. Patrick Vieira. Arnold. Erken. O maça odaklandım. Maça odaklandım. O 3-2'ye geldi o son anı. Yani hayal bile edemezdim ya. Maçtan umudumu tamamıyla kesmiştim. Harry Kane son anda sahneye çıktı. Comeback gelir dedim, geldi. Erkay. Çok iyi ya. Patrick Vieira. Ve maç bitiyor. Juventus 2-0'dan durumu 3-2'ye getiriyor. Çok büyük üstünlük kurduk ikinci yarı zaten. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.